Evet, selamlar herkese. FC 24 oyuncu kariyerine ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Yani oyuncu kariyerine çok fazla şey eklenmedi. Bir tek oyuncu menajeri uzun zamandır eklenmesi gereken bir yenilik eklendi. Onun sayesinde umarım transferler daha kolay olmuştur. Şimdi ona da bakacağız detaylı bir şekilde. Seri olmasını düşünmüyorum ama sizin isteğiniz olursa bu oyuncu kariyerinde seri haline getirebiliriz. DML02 ve D02 kanallarını daha fazla FC 24 içerikleri için takip edebilirsiniz. Belki D02 kanalında da bu seri devam edebilir deyip şimdi oyuncu kariyerine ilk bakışı atalım. Evet, şimdi oyuncu oluşturma ekranı aynı. Çok uğraşmadan kabataslak benzeyen birini yaptık. Çok önemli değil. Pendikspor'la başlayacağız. İlk bakışı isterseniz seri olarak devam edebilir. Yani Pendik'in gerçekten çıkması çok şaşırtıcı. Yaşadığım semtin takımının çıkması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu Avrupa kupalarını bir düzenlemem lazım. Çünkü Türk takımları mesela Rize'yle Hatay'a gitmiş. Evet, bu ekstra Türk takımlarını çıkardık. Şimdi görüşme katılığı gevşek. Transfer dönemi etkin olsun. Yani çok transfer yapabileceğimizi zannetmiyorum ilk transfer döneminde ama bakacağız. Çok fazla yenilik yok yine teknik direktör kariyerinde olduğu gibi. Bir oyuncu menajeri yeniliği ilgi çekici açıkçası. Onun dışında çok fazla ne var bilmiyorum. Bir sinematikle başlıyoruz yine ama büyük ihtimalle geçen senekiyle aynı sinematik. Yine bir antrenman. Biraz daha uzatmışlar sanki. Yani. Evet. Belki dedikleri farklıdır. Geçiyorum. Evet. Şimdi sözleşmemiz Pendikspor'la görebiliyoruz. 12 bin haftalık maaş. Maaşı düzenle deyip burada maaşı kabul etmiyorum. Şu anki maaşımız bu arada 4.500'müş. Bu istenen haftalık maaş. Ama bu oynanan maç, başarılı kilit dribbling kazanılan maç, bu isteğe bağlılar sanırım olmasa da olur. Onları yapmamız lazım sanırım. Aynen. Tamam. Yolun diye bir şey var. Sezon sonunda başka bir kulübe transfer almak istiyor musun? Onu seçebiliyoruz. Burada mesela gidersek direkt Avrupa'ya gideriz. O yüzden mesela İngiltere'den burada her takıma göre değişiyor ve mesela Manchester United diyelim hadi. Tamam. Öneriler. Şu anda bir şey yok önerilerde. Şimdi bakalım puan durumu burada. Aynı oyuncu menajeri sekmesi var. Bu daha demin girdiğimiz yer. Çok fazla bir şey yok. Aktiviteler. Bu yine aynı. Yani kişilik takviyesi. Bunların hala da ne işe yaradığını anlayamadım açıkçası. Geçen sene de çok büyük bir etkileri yoktu. Bu sene de olacaklarını zannetmiyorum. Bunlar yine aynı yatırımlar, mağaza. Bu kişilik de aynı duruyor açıkçası. Burada oyun tarzı ekleyebiliyoruz. Ölü top, sert kafa vuruşu, keskin pas, uzun topla pas, uzun taç ve akrobatik. Orta saha mevkinde oynayacağımız için keskin pas ve ölü top olsun. Burada haberler yine aynı. Oyuncu gelişimi ekranına bakalım. Burada tabii ki şu anlık bir puanımız olmadığı için dağıtamıyoruz ama bu ekranda aynı duruyor. Kişilik zaten baktık aynısı. Bildirimler hiçbir şey gelmemiş. Kariyerim aynı ekran burada. Kadro merkezi işlemlerime bakalım. Bir tek futbolu bırakabiliyoruz. Sezon takvim aynı bunlar. Oyuncu istatistikleri, diğerlikler özelleştirdi. Proyü oyuncuyu düzenle diğer oyuncuları ayarla.
Aynı duruyor ya. Yani bir tek şu anlık oyuncu menajeri yeniliği var. Başka hiçbir şey. Dikkatimi çekmedi bu antrenman. Evet, antrenmanlar kalkmış sanırım. Buradan mı? Sadece maç öncesinden mi gidebiliyoruz? Çalışma ekle diyelim. Oynamayacağım. Yani simüle edeceğim ama ağır olanları seçelim. Gerçi her türlü düşük puan alacağınız için çok da önemli değil. Değer geliyor. Yani aynı bu da aktivitelerde bir şeyler olmuş. Onlara bakalım. Yatırımlar açılmış. Bunlar da aynı duruyor. Yatırımlar da aynı. Oyuncu menajerinde bir şey yok. Bu sezon öncesi turnuva var. Ona bir bakalım. Sonradan oyuna dahil oluyoruz. 0-0 maç. Burada şimdi. Bu oyuna giriş şekli. Aynı duruyor. Evet, bu maç hedefleri falan bunlar aynı arada geçelim. Şimdi drone topu kullanarak başlayacağız. Şöyle bir açalım. Orta çok kötü. Bayağı kötü hem de. Kamera ayarlarına bakalım. Yani fragmanlarda sanki ilk first person kamera varmış gibi gösterdiler ama yok. Ortak sezonda oynuyorum. Onunla oynayabiliriz. Yine veya Pro kamerasıyla oynayalım. Sonra belki ortak sezona geri dönebiliriz. Şimdi aldık topu. Burada hangi mevkide oynattığına bakmadım ama orta sahada oynatıyordur herhalde. Kaptırdık topu. Şimdi kazandık topu ve çıkıyoruz. Ama geçemiyoruz. Şimdi çıkmaya çalışacağız ama yine çıkamadık. Kaptırdık. Astro Wing geldi tehlikeli. Savunmadan döndü. Şimdi yine çıkmaya çalışacağız. Çok kötü bir pas attık. Oraya da atmak istememiştik. Geldiler bir kez daha şimdi. Penaltı. Elle oynama penaltı. Ve gol. Evet, penaltıdan yedik golü 85'te şimdi. Kaptırdık topu maalesef. Bizim hatamızdan dolayı. Kaleci çıktı aldı. Şimdi hızlı bir başlatırsa belki tehlikeli bir şeyler olabilir. Şimdi Halil'i attık. Halil gidiyor. Halil'in ortası yok. Yani ilk defa kaleye o kadar yaklaştık. Onda da kötü bir karar verdi takım. Ve 1-0 kaybettik. Şimdi İleri diyelim yani maç röportajı falan hiçbir şey eklemediler. Ekleyecek gibi gösterip yazık. Bu yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. Oyuncu menajeri burada bazı görüşler bildiriyor. Bildirim de var gibi gözüküyor ama bir şey yok sanırım o mesajları, görüşlerini şey yapmak için düşük maç performansı diyor. Evet, kötüydük. Kötüydük. Yani dünya klasında mı oynuyorum? Hatırlamıyorum. Efsanevi de oynuyormuşuz. Bunu bir profesyonel yapalım. Yani Pendik'te oynuyoruz. Bir de o kamera açısına da alışmam lazım. Ya burada bildirim gösteriyorsun da hiç yani ha, öneriler tamam. Empoli'ye gidebiliriz.
Peki. Bu oyuncu menajeri yani uzun zaman önceklemesi gereken bir şey. Şimdi burada takvime gidip direkt Süper Lig'in ilk gününe atlayalım ve Süper Lig'den de birkaç maç atıp videoyu bitirelim. Yani ilk bakış videosu dediğim gibi eğer isterseniz seriye dönebilir. D02 kanalında belki atarım. DM02'dense. Ama yani siz isterseniz atarız seri halinde. Antrenmanı yapmayalım bakalım. Şeyimiz de düştü ama işte 77'de girdik. Maç yine 0-0. Bakalım ne yapacağız. Korner kullanıyor İstanbulspor. Şimdi çok iyi pas attı Eze. Tek başımıza gidiyoruz. Aa, kaleci çıkar zannettim. Gol. Evet. İlk maçta ilk golümüzü attık. Oyuna girer girmez kontra atakla golü buluyoruz. Ya tabii profesyonel indirmenin de faydasını gördük. İşte böyle. Kaleci çok kurtarıyor gibi geldi ama golü attık. Penaltı, elle oynama. Tamam, penaltı geldi. Eren Can kullandı penaltıyı ve attı. 2-0 oldu. Yani profesyonelde sanırım çok kolay oldu. Bakalım daha fazla atarsak sonraki maçta da dünya klasına yükseltiriz. Evet, yükselteceğim kesinlikle. Yani 4 dakikada 3 gol attık. Bunu azaltalım ve yükseltelim. Zordu. Diğer maçı da öyle atmış oluruz. Yani şey olsun diye uzaktan attım çok artık. Evet, 4'ü de attık. Kaleci sektirdi ve Michio attı. 4-0 oldu. Evet, maç bitiyor artık. Son bir atak belki de. Girdik ceza sahasına. Ve hat-trick yapıyoruz. Maçı bitiriyoruz. Profesyonel düşünce gerçekten çok kolay oldu oyun. Evet. Şimdi bakalım. Bir değişiklik olacak mı? Bu önerdiği takımlarda. Yani bir maçta olmaması lazım normale baktığınızda ama bakalım ne olacak. Oyuncu menajer ne diyor? Bugünkü maçtan ve hevesle futbol oynamandan keyif aldım. Şimdi yaşanan bu olumlu gelişmelere odaklanma zamanı diyor. Önerilerde Lens de gelmiş. Wolfsburg gelmiş. Evet. İyi oynadıkça geliyor. Bu Empoli'nin şartlarını da sağladık bu arada. Oynanan maç ve pası oranını. Yok, bunlar şey yüzde olduğu için sezonun geneline bağlı. Evet. Yani ne yaparsan yap hemen menajer de sana bir şeyler diyor. Keşke menajer tutma şeyi de olsaydı. Daha iyi menajer, daha iyi kulüp öneriyor falan. Yani onları niye yapmamışlar bilmiyorum. Şimdi Kayseri deplasmanıyla bitirelim o zaman. Antrenmanı yapmayacağım yine. Yine dereceyi yükselttik biraz. Dünya klasına yaptım ve sağ açıkta oynuyoruz bu sefer. Yine 0-0. Niye böyle bilmiyorum. Hep 0-0'da başlıyoruz. Ve Kayserispor şimdi frikik kullanıyor. Zıplamadık mesela burada. O golü yedik evet. Direkten gelen topla savunma uyudu ve golü yedik. Şimdi aldık topu. Pası attı. Yetişebilecek miyiz? Yetiştik. İçeri çevirdik. Kim yetişiyor? Gol atıyor. 1-1 oldu. Son anda. İçeri çevirdik. Şimdi başka bir açıyla daha seyredelim. İşte böyle çevirdik. Savunmanın hatası. Mitchell'in golü. 1-1 oldu. Durum.
Aldık topu şimdi. Pas vermek istedim ama olmadı şimdi. İçeri doğru orta. Eze ve gol. Bu maçta da iki asistle oynuyoruz. Eze'nin golü. 2-1 oldu. Geri döndük. Yani yine çok büyük elle oynadı. Penaltı kullanacak Kayseri. Kaleci kurtardı. Son anda çıkardı. Neyse yani oyuncu menajeri eklendi. O güzel duruyor ama o bile daha iyi olabilirdi bence. Onun dışında bir yenilik göremedim açıkçası. Bu antrenman şeyini kaldırmışlar. Onu da zaten oynamıyordum neredeyse antrenmanlar. O yüzden çok umursamadım ve hakem maçı bitirmedim çünkü yavaş yapıyor o zaman. Neyse yani ilk bakış videosunun sonuna geldik. Çok fazla yenilik yok dediğim gibi maalesef. Dediğim gibi eğer isterseniz seri haline dönebilir ama ne kadar sıklıkta gelebilir videolar bilemiyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu seri gelmeyebilir ama FC 24 içerikleri gelmeye devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.